İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyet Hükümet Sözcüsü'nün haftalık basın açıklaması. Hrant doğum günü olan 15 Eylül'de Uluslararası Hrant Dink ödülü. Artsakh vatandaşlarının belgeleri neden bazı büyükelçiliklerde kabul edilmiyor? Batı Ermenistan'ın Urfa ilinin Siverek ilçesinde Ermeni mezar taşı Ahtamar Adası'ndaki Kutsal Aç Kilisesi'nde 12. ayın 8 Eylül'de gerçekleşecek. Batı Ermenistan'daki tarihi Harbert'in 36 metre derinliğindeki hapishane, yeni turizm merkezi. Artsa halkının tarihi topraklarında devredilemez yaşama hakkı, Ermeni milleti ve tüm dünya için öncelikli bir mesele olarak kalmalıdır. Batı Ermenistan hükümet sözcüsü Armeni Hüysa haftalık basın açıklaması 31 Ağustos'ta gerçekleşti sözcü, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armena Gabrahamyan ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Bayan Neli Harutunyan'ın 8 Eylül'de düzenlenecek yaz üniversitesi etkinliğine ilişkin organizasyon süreciyle Vitsuhi Tanrıça Anahide adanan konferans sorunlarının ele alındığı Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin 28. oturumuna değindi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armen Gabrahamyan ayrıca Ditsuhi Tanrıça Anahide adanan konferansın gündemini sundu. Sözcü Armeni Huysakyan basın açıklamasında Batı Ermenistan'ın haftalık gazetesi olan Western Armenia'da Ermeni tarihi ve kültürel mirasına ilişkin birçok önemli konunun yer aldığı yeni 42. sayısına da değindi. Uluslararası Hrant Dink ödülünün verilme töreni 15 Eylül'de canlı yayınlanacak. Özel müzik performansları, kısa videolar ve ödül kazananların konuşmalarının yer alacağı gecede dünyanın farklı yerlerindeki hak mücadeleleri eş zamanlı olarak sunulacak. 15 Eylül 2024 Pazar günü saat 20'den itibaren gerçekleşecek müzikli etkinlikler Ranting Vakfı web sitesinin yanı sıra YouTube, Facebook, X ve Instagram sosyal platformlarından da canlı olarak yayınlanacak. Uluslararası Ranting Ödülü, mücadele ruhu ve umut aşılayan, ırkçılıktan, şiddetten ve ayrımcılıktan arınmış, standartları değiştirmek için kişisel riskler alarak ve dinin dilini kullanarak daha özgür ve daha adil bir dünya yaratmak için çalışan kişi kuruluş veya gruplara veriliyor. Arta vatandaşlarının 070 kodlu pasaportları bazı Avrupa büyükelçiliklerinde ayrımcılığa maruz kalıyor. Bu tutum özellikle Polonya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti ve İspanya Büyükelçiliklerinde hissediliyor ve Doğu Ermenistan Hükümeti'nin açıklamasına dayanarak güvensizlik ve güven eksikliği nedeniyle başvurular reddediliyor. Artsah İnsan Hakları Savunucusu Geham Stepanyan, Büyükelçiliklerin idari prosedürleri ihlal ederek 070 kodlu pasaportları kabul etmediğini belirtiyor. Arsas Cumhuriyeti'nin eski insan hakları savunucusu Artak Bekleryan, belgeler tatmin edici olmasa bile kabul edilmesi ve gerekçelerin sunulması gerektiğini savunuyor. Ayrıca sorun, Artsak sakinlerinin red belgesi almamaları nedeniyle yasal koruma olanaklarını da kısıtlıyor. Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi tutumu henüz netlik kazanmadı. Ancak bu konuyla ilgilenmesi ve yasal adımların atılması zorunluluğu var. Son verilere göre Artsak'tan Doğu Ermenistan'a zorla yerinden edilenlerin sayısı 120 bini aşıyor ve durum kötüleşmeye devam ediyor. Türkiye'nin işgal ettiği Batı Ermenistan'ın Edesya-Urfa ilinin Siverek ilçesinde devam eden inşaat çalışmaları sırasında eski yerel öz yönetim binasının önünde oymalı bir mezar taşı bulundu. Bulunan mezar taşının Ermenilere ait olduğu kaydedildi. İnşaat alanında araştırma yapan İlyas Gizigöl üzerinde Ermenice yazıların bulunduğunu vurguluyor. Yazıtlara göre mezar taşı 1908 yılında ölen Toros Keşişyan isimli bir Ermeni'ye ait. İlyas Gizigöl Göl yaptığı açıklamada Siberek geçmişte farklı inançlara sahip milletlerin bir arada yaşadığı bir şehir olarak biliniyor. Bu taş şehrimizin tarihine, kültürel dokusuna, geçmişimize ışık tutuyor. O yüzden mezar taşını belediye binasına göndererek bu açık delili saklayıp geleceğe taşımak istedim dedi. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nün Ahtamar Adası'ndaki Ermeni Kutsal Aç Kilisesi'nde bu yıl yapılacak ayın hazırlıkları başladı. Doğu Ermenistan'dan ve yurt dışından binlerce turistin katılacağı tören bu yıl 8 Eylül'de 12. kez düzenlenecek. Vanlı bir Ermeni olan Gayana Gevorkyan, Batı Ermenistan'da yayınlanan haftalık Ermeni gazetesi Agos'a yaptığı röportajda, Batı Ermenistan'da ve dünyanın her yerinde yaşayan tüm Ermenileri kilisede düzenlenecek törene davet etti. Ayrıca bu yıl Surpaç Kilisesi'ni daha fazla insanın ziyaret edeceğini umduğunu da ifade etti. Batı Ermenistan'daki Harber şehrinin kalesinde yapılan kazılarda yüz basamakla inilerek ulaşılan 36 metre derinliğinde bir hapishane keşfedildi. Geçtiğimiz yıllarda yenilenen cezaevi Mayıs 2023'te açıldı. Artık hapishane ve diğer kale alanları yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Kalenin tarihi, derinliği ve restorasyon süreci bölgenin turistik çekiciliğini artırmakta ve ziyaretçi akışını teşvik etmektedir. Nüfusu tamamıyla boşaltılmış olan Arsak'ta 33 yıl aradan sonra ilk kez Arsak'ın bağımsızlığı arzusu dile getirildi. Artsa halkının vazgeçilmez haklarının kendi topraklarında yaşama hakkının iade edilmesi, özgürlük ve güvenliklerinin sağlanması, ayrıca topraklarında onurlu yaşama haklarının yeniden tesis edilmesi, kararlı ve eşgüdümlü eylemler gerektiren zorunlu bir koşuldur. Artsak'ın kurtuluşu için canlarını feda eden Ermenilere teşekkür ederiz. Onların cesareti, inancı ve dayanıklılığı bu zorlu yolda bize yol göstermeye devam etmelidir.'' Artsah'ın geleceğini ve halkının haklarını yeniden tesis etmek için millet olarak devletimizi kalkındırma, milli birliği koruma çabalarına hep birlikte devam edilmelidir. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.